Evet. Tabii maçla alakalı yoruma başlamadan önce tabii üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Irak'ın kuzeyindeki harekatta şehit olan Samsunlu uzman çavuş Aygün Çakar tabii bizi çok üzdü. Ben milletimizin başı sağ olsun diyorum. Yakınlarına da sabırlar diliyorum. Maça gelecek olursak tabii çok sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. Yani sıkıntılı derken zor bir süreci yaşıyoruz. İşte şampiyonluk mücadelesi, Süper Lig'e çıkma mücadelesi yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte bugünkü sonuçlardan sonra 3 takım da 64 puana ulaştı. 2 tane maç kaldı ki tabii bence futbolda 2 tane 90 dakika çok uzun süre. Çok şeyler olabilir. Olacak da ben buna inanıyorum. Bizler tabii bu özellikle oyuncularımız bu baskı altında geçen hafta Bursaspor maçı, bu hafta bugünkü Bolu maçı, iki maçı da çok iyi geçtik. Hem mücadeleleri, hem istekleri, arzuları, hem de oyun içerisindeki üretkenlikleri istediğimiz düzeydeydi. Ben tabii teşekkür ediyorum oyuncularımıza. Bu maçı kazanıp Süper Lig iddiamızı son iki haftaya taşıdıkları için. Bundan sonraki amacımız hata yapmadan maçlarımızı kazanmak ve diğer maçlarda ki yine söylüyorum. Yani iki tane Adana Demirspor'un, iki tane Giresun'un, dört tane 90 dakika var. Bu 90 dakika, dört tane 90 dakikadan bizim işimize yarayacak kesinlikle bir sonuç çıkacak. Bunları söyledikten sonra tabii bir üzüntümü dile getirmek istiyorum. Hayal kırıklığımı dile getirmek istiyorum. 35 senedir profesyonel futbolun içerisindeyim. Türk futbolunun her kademesinde birçok mücadelenin içerisinde oldum. Ama şu dönem karşılaştığım kadar enteresan olaylarla karşılaşmadım. Yani futbol adına. Fakat şunu söylemek istiyorum. Allah'ın adaleti şaşmıyor. Dolayısıyla herkes yaptığı iyi şeyin mükafatını da görecek, yaptığı kötü şeyin birinin hakkına girmenin bedelini de ödeyecek. Hesap günü diye bir şey var, bir gün var. Dolayısıyla bugün burada yaptıklarımızın karşılığını orada bunun hesabını vereceğiz. Allah bize şu Ramazan gününde tabii özellikle dileyim orada hesabını hakkıyla verenlerden eylesin bizi. Ama diğer tarafıyla da alakalı gerçekten çok enteresan şeyler oluyor ülke futbolunda. Bunları söyledikten sonra ben Bolu Spor'a da önümüzdeki seneyle alakalı başarılar diliyorum. Bir taraftan bizim de memleketimiz tabii. Söyleyeceklerim bu kadar. Hocam biraz daha açabilir miyiz? Açamam. Açamam. Soruyla hakemlere yönelik bir sözleşmeli yoksa genel işte futbolda güncel yeni yaşadığımız olaylara baktığımız zaman hakikaten çok enteresan şeyler oluyor. Sağ olun. Teşekkür ederim.